Kıymetli dostlar, cümleten selamun aleyküm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yakın bir zaman içerisinde yaptığı bir açıklama Batı dünyasında çok önemli bir yankı uyandırdı. Erdoğan Batı'ya önemli bir uyarıda bulundu. Dış basında herkes bunu manşetlerine, basınlarda ilk sayfalarına yansıttılar. Ne dediler? Mesela Yunan ne dedi? İngiliz ne dedi? Fransız bu konu hakkında ne düşünüyor? Erdoğan'ın uyarısı Batı medyasını ne anlamda çalkaladı? Buna bir bakmamız lazım. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bununla birlikte kıymetli dostlar, özellikle Afrika'da yaşanan hususlar hakkında sizlere aktarmak istediğim, anlatmak istediğim önemli bir takım hususlar var. İlerleyen dakikalarda da bunları da anlatmaya gayret göstereceğim. Rusya'nın Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını üçüncü kez uzatmayacağının açıklamasının ardından savaş Karadeniz'e de sıçradı. Bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya bir uyarıda bulundu. Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yer bulurken komşu Yunanistan'da ise gazeteler çözüm vurgusunun altını çiziyor. Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerle. Dolayısıyla Türkiye'nin Ukrayna-Rusya krizinde Batı için ne yapabileceğini, Türkiye'nin bu savaşın sıçramaması için önemli bir aktör olduğunu, Erdoğan'ın problemleri çözebilecek kalibrede birisi olduğunu, böyle Erdoğan'ın paçalarına tutuşmuş şekilde bekleyen Batılı liderleri gördük biz bu süreçte. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor. Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan gelen haberse dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Moskova, Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını uzatmayacağını dünyaya ilan etmişti. Erdoğan, Batı Ukrayna tahıl anlaşmasında verdiği sözleri tutmalı. Bu kararla dünya çapında milyonlarca kişinin hayati öneme sahip tahıla erişimi riske girerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da dünya basınında yer bulmaya devam ediyor. Askıya alınan girişimin kapsamı genişletilerek tekrar uygulanması için temasların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü Batı ülkelerinin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır dedi ve topu rakip sahaya yıktı diyebiliriz. AFP Haber Ajansı bu gelişmeyi Erdoğan Batı-Ukrayna tahıl anlaşmasında verdiği sözleri tutmalı başlığıyla abonelerine servis etti. Haberinde Erdoğan'ın salı günü yaptığı konuşmanın hem Ankara açısından hem Birleşmiş Milletler açısından hem Avrupa Birliği açısından çok çok önemli olduğunu ve işin sorumluluk kısmının bir bölümünü de belli ki ilerleyen dönemde faturanın bir kısmını da Batı'ya kesecek diye altını çizdiler. Bunun yanında mesela Almanya'ya bakarsak, Almanya bu konu hakkında ne dedi? Almanya Zeyt, Erdoğan Batılı ülkeleri eleştiriyor. Batılı ülkeleri bu konuda suçlu buluyor diyerek bir tepki ortaya koymaya çalışsa da haberin alt satırlarına baktığımızda aslına bakarsanız Batı'nın verdiği sözleri nasıl yerine getirmediğini de kendi ağızlarından anlamış bulunmaktayız. Öbür tarafa bakıyoruz. Körfez kısmına gidiyoruz. Al-Arabiya. Erdoğan anlaşmayı uzatmayı reddeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın zamanda yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak bir çözüm yolu bulunabileceğine inandığını ifade etti. Dedi. Erdoğan yine çözerse çözecek. Erdoğan'dan da başka kimse bunu çözemez dedi Körfez ülkesinde bulunan medya kuruluşu. Öbür taraftan yine o bölgeden Al Monitor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın kritik anlaşmaya geri dönmesini Batılı ülkelerinin sorumluluklarının yerine gelmesi Batılıların sorumluluklarını icra etmesine bağlı olduğuyla ilişkilendirdi. Belli ki ilerleyen dönemde Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya çok çok iş düşecek dedi. Alman NTV'si ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine Batılılara büyük sorumluluk yükleyeceğinin mesajlarını aldıklarını ifade. Yunan basınına geçelim. Yunan basını ne diyor bu konu hakkında? Yunan basını Erdoğan'ın biz kimseyle kavga peşinde değiliz. Dostlarımızın sayısını daha da arttırma derdindeyiz. Bizim kimseyle özellikle komşularımızla çözülemeyecek hiçbir meselemiz yoktur. Ortak bir noktada buluşmaya hazırız sözlerini öne çıkardı. Erdoğan Türkiye'nin komşuları problemlerini çözmek istediğinin altına çizdi. CNN Yunanistan haberinde ise Erdoğan'ın bu sözlerinin masada Türkiye'nin çıkarlarının onaylanması halinde gerçekleşebileceğinin de altını çizdi. Ve tahıl koridoru hakkında, tahıl anlaşması hakkındaysa şunları söyledi. Dedi ki ipler Erdoğan'ın elinde. Şunun altını çizelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan
bugüne kadarki siyasi anlayışında bir kez bile olsun işin sonucuna baktığımız zaman ülkesinden taviz vermemiştir. Ülkesinin çıkarlarından vazgeçmemiştir. Yunan bunu bilmiyor mu? Biliyor. Elbette biliyor. Alman bilmiyor mu? Elbette biliyor. Biliyorlar. O yüzden bazen o masadan kaçınıyorlar. Karşısına geçmeye çekiniyorlar. Bugün Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı'yla bile müzakere etmekten korkan bir batılı duruştan bahsediyoruz kıymetli dostlar. Bu batılı duruşun, bu batının ezik politikalarının bir sonucu olacak. Mesela Fransa için bu tip sonuçlar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bizim 4-5 yıldır altını çizdiğimiz hususa doğru gidiyoruz. Fransa Afrika'dan atılacak. Diğer devletlerde Afrika'da bir Türk baharı havası esecek. Bir Türk fırtınası esecek. Kendi sonunu hazırladı diyorlar Fransa için. Stratejik bölgeden kovuluyor diyorlar. Bakın şunu belirtmek lazım. Az önceki notu tekrar göstermek istiyorum. Afrika'dan Fransızların kovulmasıyla alakalı Afrika'da yaşayan insanların. Şimdi onları kendi kafasından düşünmemiz lazım. Yüzlerce yıldır sömürülen topraklar, eğitim sistemleri, kültürel yapıları, medyası, sokakta konuşulan bile Batılılar tarafından değiştirilmiş, dönüştürülmüş, yönlendirilmiş, yönetilmiş. Böyle düşünün. Yani zihin dünyalarına girmişler. Ve burada önemli bir bölüm insan Fransa'nın Afrika'dan kovulmasının Afrika'yı açlık içerisinde, sefalet içerisinde bir yok oluşa götüreceğine inanıyorlar. Fransızların yıllık bilmem kaç liralık oralara yaptığı yardımların onları hayatta tuttuğunu zannediyorlar. Ama gelin şu konuya bir de farklı bir açıdan bakalım istiyorum kıymetli dostlar. Bakın Afrika'dan yıllık 500 milyar dolar altın, gümüş, petrol sömüren Fransa bunun karşılığında Afrika'daki ülkelere yıllık 1-2 milyar dolar fon veriyor. 50-60 milyon dolar yardım yapıyor. 500 milyar dolar nerede? 1-2 milyar dolar ayrılan para nerede? Bu da ön kapıdan giriyor, arka kapıdan çıkıyor. Afrika halkı bu gelen yardım kesildiğinde aç kalacağını düşünüyor. Batı medeniyetinin zenginliğinin ve Afrika'nın açlığının bir cümlelik özeti kıymetli dostlar. İşte biz bunu anlamaları için 2003 yılından beri Hakan Fidan'la birlikte Afrika'dayız. 2011'de Somali'de o kıtlık yaşandığında oradaydık. Afrika'nın köklerine, kulağına, ruhuna gerçekleri fısıldamak için Türkler orada. Ve bunu bir gün başaracağız. Bugün adım attık ama bir gün görüyorsunuz Batılıların o zihin dünyasını işgalinin nelerle sonuçlandığını görüyoruz değil mi? Bugün Türkiye'de de böyle bir kesim var aslında. Yani Batı'yla anlaşamazsak, Batı'yla problem yaşarsak vay halimize, yandık, bittik diyen önemli bir kesim var aslında Türkiye'de. İşte onlar da o Afrikalı kardeşlerimiz gibi yanlış yönlendirilmiş, zihnine girilmiş, mankurtlaştırılmış kafalar aslında. Gerçek dışı bir ütopyada yaşıyor beyinleri. Afrika'da 2020'den beri peş peşe yaşanan askeri müdahalelerle Fransa stratejik bölgeden kovuluyor. Fransa'nın sömürge anlayışıyla kurduğu çarpık düzen karşı ayaklanmalara zemin hazırladı. Bunun detaylarını konuşacağız. Ve Fransa'nın ve Macron'un aslında şikayetçi olmasının bu durumdan sebebi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'a düşmanlığının sebebi de Afrika'daki olup bitenler. Fransa'da bir takım isimler Macron'a çok büyük şikayetler yöneltiyor kıymetli dostlar. Onun yüzünden diyorlar. Fransa'da senatörler Macron'a uyarı mektubu gönderiyor. Senin yüzünden Afrika'da kaybet. Alt satırlara indiğinizde Erdoğan'a karşı direnemedin. Zayıf kaldın mesajını da vermeyi ihmal etmiyorlar. Mali, Gine, Sudan, Burkina Faso, Çad ve son olarak Nijer'de ardı ardına gerçekleşen darbeler sonrası Fransa bölgede kendi silahıyla vuruldu. Mali, Gine, Sudan, Burkina Faso, Çat'ta 2020'den bu yana ardı ardına darbeler oluyor. Nijer'de 26 Temmuz günü meydana gelen darbeyle birlikte bölgede askeri yönetim hükümdarlığına geçiş gerçekleştirdi. Ve domino etkisiyle peş peşe Afrika'da Fransız askerleri derdest edilmeye, sınır dışı edilmeye, kovulmaya, örselenmeye başladı. Özetle Afrika siyaseti Batı'yla yüzleşme yoluna gidiyor. Sinyaller dengeleri alt üst eder nitelikte. Afrika'da olup bitenler bugüne kadar 2005'te, 2017'de, 2011'de, 2008'de hiç fark etmez. Bu tarihlerde Afrika'daki siyasi darbeler, siyasi hareketlilikler bilmem ne Afrika'yı ilgilendiriyordu. Ama bugün yaşananlar Batı'yı bizzatihi ilgilendirmekte. Olay Afrika'da yaşanan kriz değil. Olay orada tetiklenecek krizin Avrupa'da yol açacağı kriz.
O çok daha büyük olacak. Ya bana diyorlar ki mesela bu Afrika olaylarının Türkiye'yle ne alakası var arkadaşım? Bağlaştı her şey de Türkiye'yle alakalı ya falan. Atıyorsunuz. Milleti gazlamayın diyenler var. Diyenler var. O yorumları, o mesajları alıyorum, görüyorum. Şimdi onlara bu dediklerimin gerçek, kendilerinin argümanlarının da yanlış olduğunu kanıtlar bir kare ekrana getireceğim. Bu bir başka konunun görseliydi aslında ama bunu ekrana vermem gerekiyordu. Bakın. Burada bir masada anlaşma imzalanıyor. Anlaşma ne biliyor musun? %98 oranında oyla Afrika'da bir ülkede Fransızcanın resmi dil olmaktan çıkartılmasının imzası atılırken masanın üzerindeki makete bakın. Masanın üzerinde başka bir şey yok. Şu makete bakın. Akıncı TİHA. Aldın mı mesajı? Aldın mı cevap? Bu kadar basit. Neden burada? Neden bu imzanın atıldığı masada Akıncı TİHA var? Neden? Soruyorum sana. Kendin kur. Hani o kadar akıllısın ya. Hep benim söylediklerim yalan. Seninkiler doğru. O kadar akıllısın ya. Bu neden bu masa? Fotomontaj mı? Bir araştır o zaman. Kıymetli dostlar, paylaşarak daha fazla insana ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Yorum yapıp, beğenip, sayfamızı, kanalımızı abone olup takip edip, takipte kalmak da bizlere desteklerinizi iletecektir. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın efendim.